Herkes selamlar. Özellikle Kazım bölgesiyle ilgili çok fazla gizli başarım oyunu eklenmişti. Ben de bunların büyük bir çoğunluğunu size göstereceğim. Ayrıca bu başarımları gösterirken gizli görevleri nasıl açabileceğinizi de göstermiş olacağım. 2.5 yamasından da çok az gizli başarım eklenmişti. Onlardan da 2 adet videonun sonuna ekleme yaptım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bu videodan toplamda yaklaşık 100'e yakın prim hocam elde edebileceksiniz. İlk başarımız oldukça basit. Sadece zehirli bir kabarcığın üstüne gidin ve karakterinizi öldürtün. Başarımı elde edebileceksiniz. İkinci başarım ise Ruin Serpent'a karşı savaşırken çağırmış olduğu zehirli kabarcıkların 2 tanesini aynı anda yok etmeniz gerekiyor. Bunu başarabilmek için de Lumenstone Advent'ınızın en az 8. seviye ulaşmış olması gerekiyor. Üçüncü başarım için gizli bir geçitten geçmeniz gerekiyor. Bu gizli geçitten geçtikten sonra kapıyı açtığınızda 1 adet başarım. Ayrıca bu gizli geçitte bulunan 1 adet lüksürüz şey sayesinde toplamda 15 prim hocam elde edebiliyorsunuz. Dördüncü başarımda ise gizli bir bölgeye gidiyoruz. Gizli bölge açabilmemiz için önündeki varilleri patlatmamız gerekiyor. Ardından ağacın içine girerek oradaki kitabı okumamız gerekiyor. Buradaki başarımı elde edebilmemiz için 4 adet farklı Fatui günlüğünü bulup onları okumamız gerekiyor. 4'ünü de okuduktan sonra zaten başarım otomatik olarak açılacak. Belli bir sırayla okumak zorunda değilsiniz. Rastgele olarak bu kitapları okuyabilirsiniz. Sıradaki başarım için Kazım'ın yeryüzüne geri dönüyoruz. Burada bir adet NPC'nin yanına gidip oradan gizli bir görev ile beraber gizli başarımı elde etmemiz gerekiyor. Ancak bunun için mutlaka gitmeden önce yanınızda en az 1 adet yumurta bulundurduğunuzdan emin olun. Yoksa o kadar yolu boşa yürümüş olacaksınız. Çünkü gerçekten yol birazcık uzun. Burada adamla etkileşime geçmek yerine çiçeklerden birini toplamaya çalışın. Bu sayede görevimiz başlamış olacak. Neden?
Aradığımız görev eşyası çıkana kadar burada rastgele kazım yapabilirsiniz. Burayla ilgili farklı bir başarım da var ama o başarımdan sonraki videoda bahsedeceğim. Şimdi sırada 9 adet duvar yazımız var. Bunların her birini teker teker gidip observe etmemiz gerekiyor. Bu sayede başarımı elde edebileceğiz. Ayrıca bunu yaparken mutlaka üstünüzden Lumenstone Edgement'i çıkarmış olun. Çünkü eğer üstünüzde bu ışık aleti takılıyken yazıların yanına giderseniz yazılar kaybolacaktır. Siz de observe edemeyeceksiniz. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.
Bu başarımızda ise sadece 3 adet günlük bulacağız ve yine gizli bir başarım açacağız. Sıradakinde ise 2 adet haydut kampına gidip buradan 2 adet hazine haritası elde edeceğiz. Birincisindekini videoda gösterebiliyorum ancak ikincisindekini ben önceden toplamıştım. Ancak size konumunu gösterebilirim. İkinci konumda ise duvarda asılı bir şekilde normalde o hazine kağıdının bulunması gerekiyor. Bu ikisini topladıktan sonra farklı bir konuma gidiyoruz. Kazmin yeryüzüne geri dönüyoruz ve burada kampın alt kısmına ulaşmaya çalışıyoruz. Geriye kalan sonraki başarımız ise normalde 2.5 yamasında oyuna eklenmişti. Ben de burada göstereyim istedim. Buradaki amacımız büyük kurdu ulurken kesmemiz gerekiyor. Fakat büyük kurdun uluması için de yanında en azından bir adet küçük yavru kurt olması gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu ise Seyriye Adası'nda bulunan yani Inazuma'da bulunan eser domainine girmek olacaktır. Bir vuruşluk canına bırakın ardından ulurken son vuruşu gerçekleştirin. Bu sayede başarımı açabileceksiniz. 2.5'te eklenmiş olan bir öteki başarım ise Raiden Shogun'un haftalık boss'unda bulunuyor. Raiden Shogun'a çok azıcık hasar verin, daha sonra 4 parçaya bölünmesini bekleyin. İki çizik atan yani çarpış şeklinde iki çizik gönderen Raiden Shogun asıl gerçek olan Raiden Shogun. Bu yüzden öncelikle gidip onu kesmeniz gerekiyor. İlk defa onu kestiğiniz zaman bir adet başarım açabileceksiniz. Ben de zaten başarım önceden açılmış olduğu için yayın esnasında maalesef yanlışlıkla açmıştım. Bu yüzden başarım ekranda gözükmedi ancak bu şekilde elde edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bunu yakın bir zamanda güzel bir seri haline getirmeyi planlıyorum. Görüşmek üzere.